Oğuz Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz de nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim her zaman. Röportajıma ben öncelikle Oğuz Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Oğuz Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1987 yılında 4 yıl doğumluyum. Evet. Sektörle tanışmam 6-7 yıl öncesine dayanıyor fakat 2 yıl önce bu sektöre adım attık. Yani hep aklınızdaydı aslında böyle bir iş kurmak. Evet, böyle bir iş kurmak aklımızdaydı. Sektöre her zaman takip ediyorduk. Yalnız 4 yolumuzda da bu eksikliği fark ettik. Evet. Bu boşluğu doldurmak için Computest bayisi olarak 4 yol Auto Expertise adıyla 2 yıl önce giriş yapmış bulunduk. Yani sektördeki açıklığı da giderdiniz aslında burada sanayi bölgesinde özellikle. Evet. Evet, ben biraz burayı tanımak istiyorum sizlerden. 2017'de startı verdik, başladık. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz burada ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Neler yapıyoruz burada? Expertise merkezimizde aracımızın yanal kayması, road balance, amostör test, fren test, evet, motor gücü test, boya kaporta, değişen var mı, boya var mı? Evet. Alt ve iç mekanik kontrol. Evet. Aracılarımızı bilgisayara bağlıyoruz. Hava yastığı vesaire herhangi bir aksaklığı var mı? İnsanlar bize güveniyor. Biz bu güvenlerini boşa çıkarmamak için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani burada biz Auto Expertise ile alakalı A'dan Z'ye her şeyi yapıyorsunuz. Evet. Evet, bilgisayara da bağlıyorsunuz. Tabii ki bilgisayara da bağlıyoruz. Sektörde amacımız her zaman en iyiyi teknoloji olarak takip edip hizmet vermek. Hizmet vermek diyelim ama zor bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Evet. Hizmet sektörü zordur. Evet. İnsanlarla uğraşmak, anlatmak zordur. Doğruyu anlatmak zordur. Evet. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler Oğuz Bey? Yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Bizim olmazsa olmazımız özellikle gördüklerimizi raporlamak. Yani şeffaf bir şekilde. Şeffaf bir şekilde, tarafsız ve güvenilir olmak çok önemli bizim sektörde. Evet. Güven zor kazanılıyor fakat kolay kaybediliyor. Evet. Burada tüketicinin de yani alıcıyla satıcının da üstüne düşen görevler var aslında. Evet. Çok sıkıntılar da yaşıyorsunuz. Evet. Yani bu konuda görüşlerinizi alalım. Ve sizce neler olmalı, nasıl ilerlemeliyiz bu yolda? Araç alacak kişi, alacağı kişiyle bizden yarım saat önce buluşuyor. Maalesef bize güvenleri buraya geldiği zaman zedelenmiş bir şekilde gelebiliyorlar. Yani siz algıyı kırmakta zorlanıyorsunuz. Evet. Yani biz aslında bize güven duyup üzerine para ödedikleri bir merciyiz. Evet. Fakat güven konusunda biraz daha insanlarımızın güvendiği ekspertizlerle iş yapması gerekiyor. Evet. Peki şunu söylemek isteyeceğim. Profesyonel bir kadroyla çalışıyorsunuz burada. Ekiple, kaç kişilik bir ekiple beraberiz? 3 kişilik ekibimiz var. Boya ustamız, motor ustamız, tecrübeli ve deneyimli kendi alanlarında. Evet. Aracımızı bilgisayara bağlama, evet, motor testi ve boya testinde gayet, evet, iyi ve seviyeleri yüksek deneyim konusunda. Evet, yani ustalarımız alanlarında profesyonel gerçekten. Çok uzun yıllardır gönül vermiş kişiler bu noktada. Evet. Ustaya da selamlarımızı gönderelim buradan, ekibe de. Çünkü bu bir ekip iş aynı zamanda. Tabii. Ekip olmadan da olmaz. Reşit ustamıza ve Hilmi ustamıza, evet, teşekkürlerimi. Reşit ustamıza, Hilmi ustamıza buradan selamlarımızı iletiyorum. Göndermiş olalım. Ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet, ben işimi çok seviyorum. Yani sabah uyandığım zaman zevkle geliyorum. Akşam mesaimiz uzadığı zaman herhangi bir şikayetimiz olmuyor. Evet. Bu sektörde insanlara güvenilir şekilde araba sahibi yapmak, evet, gerçekten memnuniyet verici. İnsanları mutlu olarak göndermek. Onların mutluluğu sizi mutlu tabii ediyordu. Ki. Mutlaka. Peki dönersek bir sene önce açılış döneminize. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Ya da bundan sonraki hedeflerinizle, projelerinizle neler olacak? Projelerimiz her zaman dört yola ve bölge halkına hizmetlerimizi teknolojiyi takip ederek güvenilir bir şekilde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden insanlarımıza hizmet sunmak.
ekspertiz sektöründe öncü olmak, bayrağı daha ilerilere taşımak her zaman. Evet, tabii hedef de hiç bitmeyecek. Tabii ki hedeflerimiz her zaman olacak. Biz de biteriz hedef biterse. Evet. Bunları da biz bu hedeflerinizin önünde başarılar dilerim bir kere sizlere. Sağ olun, sizlere. Teşekkür ederim. Biz herkesi buraya davet edelim, bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim en azından. Tabii. Her şey ticaretle değil. Tabii. Bu da bir gerçek diyelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun.